Grafik Bey'in kanalına herkese merhaba. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüsten sonra ne olacak? Herkesin aklına bir şeyler geliyordur. Peki yabancı dil konuşmak için insanın beynine çip takacaklar. Bu gerçek olacak bir şey. Bunun testi şu an yapılma aşamasında. Elon Musk insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri olduğunu açıkladı. SpaceX ve Tesla gibi alanlarında çığır açan şirketlerin de başındaki isim San Francisco'da Kaliforniya Bilim Akademisi'nde yaptığı sunumda projeyi hayata geçirmelerinin zaman alabileceğini ama ilk prototipin gelecek yıl sonunda bir insan beyninde yerleştirilebileceğini belirtti. Musk, asıl zorlayıcı prosedürün gerekli izinlerin alınması olacağını vurguladı. Musk'ın 2016 yılında kurduğu Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin makine arayüzleri geliştirmek. Bu çipi taktıklarında mesela büyük ihtimal mahkumlara da takılacak, çok ağır suçları olanlar belki dışarıda yaşayacaklar. Onlar istediği yerde bayıltıp ayırtabilecekler ve bilgisayar üzerinden o kişiyi takip edecekler. Ve bu çip sayesinde 8 dili bir anda konuşma ihtimali yüksek olacak. Bu beyne yerleştirilen çip sayesinde istediğiniz dili konuşabileceksiniz. Koronavirüsten sonra, belli süreden sonra göreceksiniz ki bu çip olayı ortaya çıkacak. O faydalı olur mu, olmaz mı? İnsanlar bilgisayar gibi mi olacak? Bildiğiniz komut üzerinden yürüteceğiz. Koronavirüs de tabii ki bir oyun mu, oyun değil mi? Onu şu an bilemiyoruz. Eğer oyunsa bundan sonra olan çipler de resmen insanları robot haline sokacak. Musk ayrıca cihazı kullanacak olanların zaman içerisinde yapay zeka ile simbiyotik bir beyne sahip olacağını savundu. Musk daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmiş ve insanlığın sonunu getirecek şeyin bu teknoloji olabileceğini söylemişti. İnsan beyninin yapay zeka ile birlikte çalışma sonucu üstün bir zekanın oluşturulabileceğini söyleyen Musk bir noktada da insanların yapay zeka ile bütünleşeceğini ifade etti. Yapay zeka ile yabancı dil sorunu tarih oluyor. İsteyen her ülkeye gittiğinde o dili kolaylıkla konuşabilecek öyle bir duruma geldik arkadaşlar. Bu teknoloji iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum. Tabii ki insanın beynine zarar verebileceği kesin. Hayırlısı değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalım Grafik Beyin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sadece ve kanalımıza çıkın.